Aynada görüntü nasıl elde ediliyor? Çok kolay bir şekilde basit bir formülle size göstermeye çalışacağım. Evet, dinleyelim lütfen. 4F noktasında H boyunda bir AB cisim var. Çukurayna'da bizim çok kolay bir formülümüz var. Bu formülümüz N bölü N eksi 1. Hemen bu formülü kullanmayı öğretiyorum. N yerine 4F yazıyoruz. F'ini atıyoruz. 4 bölü 4 eksi 1'den bize 4 bölü 3 değerini veriyor. F'i geri koyuyoruz. Şimdi biz cismi nereye koyduk? 4F'e koyduk. O zaman bize görüntü yerini diyor ki 4F bölü 3'te olacak. Cismin boyu H kadardı. Şimdi burada 1 bölü 3 ile çarptık. Yani 3'te 1 ne indi uzaklık? O zaman burada da 1 bölü 3 ile çarpacağız. Dolayısıyla H bölü 3 görüntü elde edeceğiz. Şimdi sonuç pozitif çıktığı için gerçek görüntü elde ediyoruz. O zaman 4 bölü 3F'e gelip 4F bölü 3 diye cismin görüntüsünü 3'te 1'ine indiği için uzaklık H bölü 3 yapıp A üssü B üssü diye hemen direkt bulabiliyoruz. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar, yine Çukurayna'da sanal görüntü nasıl elde edilir onu yapacağız. Biraz önce anlatmıştım. Formülümüzü ne kullanacağız? N bölü N eksi 1 olarak kullanacağız. Hemen yazıyorum. N bölü N eksi 1. N yerine arkadaşlar 2F bölü 3'ü yazıyorum. F'ini atıyorum. O zaman formülümüzü kullanalım. 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3 eksi 1'den sonuç eksi 2 çıkıyor. F'i geri koyuyorum. Eksi aynanın arkası demek. Şimdi biz cismi nereye koyduk? 2F bölü 3'e koyduk. O zaman görüntü nerede çıkacakmış? Eksi 2F'de. O zaman ne oldu arkadaşım? 3 katına çıktı uzaklık. Cismin boyu h'tı. O zaman 3 katına çıkacak. Dolayısıyla 3h olacak. Hemen aynanın arkasında 2F kadar uzaklığı seçiyorum. Cismin görüntüsünü 3h olarak belirliyorum. A üssü B üssü diye yerini bildiriyorum. Size kısa bir formül gösterdiğim için mutluyum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.